Devam ediyorum. Şimdi de ben bu kaydı ekledim. Hani veri tabanımda birkaç kayıt daha var açıkçası. Sonrasında bunları select etmek istiyorum. Onu nasıl yaparım? Eklenen kayıtları getir mesela. Hatta onu da birazdan deneriz. Aklıma bir şey geldi. Rows dedim. Eğer db nokta query bir query oluşturuyorum. Bu da select yıldız from standart cümlemiz. Sadece parametre vermeyeceğim ki parametreli kullanımları vesaire onları anlatacağım. Epey bir uğraşacağız bunların üzerinde. Sonra hızlı hızlı şöyle gideyim. Bu kayıtları da getir dedim. Rows bütün kayıtları getirdiğini şu an biliyoruz. For döngüsü ile diyorum ki rows dediğimde bakalım neler geliyor. Bunları da açıklamaya çalışayım. Mesela rows close, bunu işte işlem bittiğinde kapatacak şeklinde close düşünebilirsiniz. Ben next'i kullanacağım. Sonrasında scan'i kullanacağız. Error'un ne olduğunu da şey yapabiliriz. Bu kayıt içerisindeki hatayı size döner falan. Ama kullanmayabiliriz. Columns'ta şunu söyleyebilirim. Belki gösterebilirim. Şimdi bir veri tabanında, yani bir tablodaki sütunların isimlerini bilmiyorsanız bu size string dizisi olarak o isimleri getirecektir. Ondan sonra istediğiniz sorguyu oluşturabilirsiniz. Yani rows nokta columns dediğinizde örneğin şuradaki ben sorguları bilmiyorsam ki şu an mesela şey yapıyorum ben burada. Select işte insert pardon select users. Users tablosu üzerinden bunu select ediyorum. Ve rows'u da oradan aldım zaten ama bunun sütunları bilmediğim için ya şu an biliyorum ama bilmediğimizi varsayarsak yıldız kullandım ve dedim ki ben burada kalımları, sütunları istiyorum dersem onun içerisindeki sütunları bana getirir. İsterseniz şöyle not olarak da durabilir. Ben şimdi next'i kullanacağım. New değil next. Next dedim ve ileri doğru gidiyoruz. Rows next. Şimdi de bunun içerisindeki veriyi satır satır elde edeceğim. Rows bana tüm veriyi her döngü içerisinde getirecek. Bir sonrakini, hep bir sonrakini şeklinde. Next'in amacı bu aslında. İçerisindeki elde ettiğim veriyi de her satır içerisinde rows nokta bakın scan var mesela. Scan'i aldım. Scan şunu yapar. Biz değişkenler oluştururuz. Ve deriz ki şuradaki veriyi bu elde ettiğin select ile gelen veriyi bu değişkenleri al. Bunun içerisine doldur. Ben bunları sonrasında kullanacağım. Scan'in yaptığı iş bu. Bunun içinde bir değişken alanı oluşturacağım. Onu da şurada yapayım ki hani burayla alakalı olduğunu bilesiniz diye. Var dedim. Şöyle bir alan açtım. Benim veri tabanımdaki mantığa uygun bir şekilde aynı isimlendirme standartlarıyla oluşturuyorum bunu. Bakın var değişken tanımlama alanı yapıyorum. Username string email string password bu da string first name vardı last name de aynı şekilde last name string birth date'i de string yapıyorum. Tabii şunu unutmayın. Bu da boolean mesela. Şunu unutmayın. Veri tabanındaki yapıyla aynı bunlar. Mesela veri tabanında da boolean yerine geçecek bir veri var. İşte 0 1 şeklinde vesaire. Bunlar string. ID de integer olarak tutuluyor. Ona göre almanız gerekiyor. Ben şimdi bunu oluşturdum. Şimdi scan kısmında burada kullanma şeklimiz şu işaret. Neydi bu?
Ampersand mıydı neydi? Adını bilmiyorum ama bu işaret işte. Bunu yazarak sonrasında değişkenin adını yazıyoruz. Username. Yukarıya bakarak devam edeyim. Email. Password. First name. Last name. Birth date. Is active. Buradaki yapıyı doğru kurmazsanız, daha doğrusu bütün istediğiniz verinin karşılığını buraya yazmazsanız, sorgu çalışırken, sonuçları yazarken hata verecektir. Çünkü hepsini karşılamıyor burası. O yüzden gerçekten o veriyi karşıladığınıza emin olun. Şuradaki hata kontrolümüzü copy ve paste yapalım. Aldım bunu. Veriyi aldım şimdi. Döngünün içerisinde bunları yazacağım. Printf şeklinde. Bulunan satır içeriği diyorum. Yine bir formatlama işlemi yapıyorum. Sonra yukarıdaki veriyi burada göstereceğim. Tabii birleştirerek yapacağım bunu. Ve başında şu işaret olmayacak. Çünkü burası bir formatlama alanı. Yani veriyi gösterme alanı. Birkaç düzenleme yapacağım. Burayı izleyin. Burada bir kere tek bir parametre olması gerekiyor. Mesela bunu böyle çalıştıramam. Çünkü virgülden sonra tek bir parametre gerekiyor burada. Printf için. Onu da şurada gösterecek format alanında. Bunun için de şöyle birleştiriyorum. Hepsi için yapacağım bunu. Aralarındaki virgülü siliyorum dikkat ederseniz. Bunları birleştirdim. Bu yeterli mi? Değil. Sebebi buradaki ID'nin integer, sondaki is active'inde boolean olması ve Go programlama dili içerisinde bunu yapabilmeniz için bunları string'e çevirmeniz lazım. Yani şu printf'te string'le birleştirebilmeniz için bunların string olması gerekiyor. Ben bunu sildim. str.conf dedik. Bakın bunu dedikten sonra yukarıda ekli değildi ama kendisi ekleyecektir bunu birazdan. str.conf I2I şeklinde bir metot var. Bu integer veriyorsunuz onu string olarak size dönüyor. En sondaki isActive'de de yine str.conf içerisinde formatlarda format boolean var. Bunu boolean'ı string'e dönüştür diyorsunuz. Bakın yukarıya da str.conf ekledi kendisi. Şimdilik buradaki işim bitti diyebilirim. Bakıyorum. Go run go db 0 1 go. Doğru. Evet. Bakın. Şimdi veri tabanında birkaç kayıt vardı demiştim. Mesela şu en son eklediğim 11 nolu kayıt aslında yeni ekledim. Ama diğerleri vardı. İşte Cihan Özcan, Ali Veli, Murtaza, Demo User. Onlarla birlikte getirdi. Şurada fetch ederken rows next kısmında hepsini sırayla bana getirdi. Buradaki select yıldız from sorgusu çalıştırılınca. Dikkat ederseniz bakın hepsini birleştiriyor. Tarihi, true vesaire hepsiyle toplu olarak bize geliyor ID'leriyle birlikte. Ve ondan önce de inserted one rows şeklinde bir çıktı var. O da şuradan geliyor. Yukarıdaki insert işlemi yapıldı. Başarılı oldu. Ve hata vermedi. Response içerisinden de rows affected kısmından etkilenen kayıt sayısını da aldım. Ondan sonra da onu buraya yazdım. Şimdi de şunu göstereyim. Mesela
Last ID olsun. Burada da şunu, hatta şöyle yapayım. Bir sonraki satır. Gene error. Tabii ki burada şu error değiştireceğim. Çünkü aynı scope içerisinde iki tane ERR var. Error 1 olsun. Uğraşmayalım şimdi. Res nokta last insert ID şeklinde. Bunu da çalıştırıyorum. Şunu hata vermeyecek ama gene de el alışkanlığı olarak koyayım. Log print f diyelim. Inserted, bu da inserted ID olsun. Ya da last insert ID falan. Gene şurada göster dedim. Last ID dedim. Kaydettim. Tekrar çalıştıracağım. Evet, declare edildi ama kullanılmadı. Çünkü şurada copy paste'in sıkıntılarıyla karşılaştık. Ekleyecek ve bakın ilkini yaptı zaten. Bir kayıt etkilendiğini söyledi. Sonra insert ID'nin 12 olduğunu söyledi. Bakıyorum. İkinci son eklenen kaydın ID'si 12. Bu da başarılı. Evet, genel olarak bir veri tabanıyla ilişkilendirme, uygulama geliştirme böyle oluyor. Go programlama dili içerisinde. Başka neler yapabiliriz? Şurayı açıklama satırı yapayım. Nereden? Şuradan sonrası. Biraz antrenman yaparız. Böyle kaydettiğinde kendisi düzeltiyor zaten. Bunları aşağı kısmı indireyim. Yukarıda kalalım. Tabii kaydedersen hemen boşluğu kapatır siler. Evet, neler yapabiliriz? Öncelikle normal bir select işlemi yapılabilir. Bunun da birkaç farklı versiyonu var. Onları da göstereceğim. Şurada az önce fetching işlemini yaptık. Bir datayı fetch etme işlemi. Şu select işlemi fetch etme işlemi oluyor. Bunu DB query ile yaptık mesela. Bu yöntemi göstermiş oldum aynı zamanda. Burada birkaç farklı yöntem ve püf nokta söylenebilir. Mesela burada şu var. Normalde hatayı şurada yönetiyoruz dikkat ederseniz. Bu for döngüsü içerisinde her satırda ben hatayı kontrol ediyorum ve ona göre bir işlem yapıyorum. Ama istersek şu da olabilir. Burada for'un dışında ben bir if kontrolü açarım ve derim ki hata rows'un içerisinde hata varsa error üzerinden bana getir ve sonrasında da error nil değilse şunu yap. Evet, bu da geçerli bir işlem. Doğrudan rows'un içerisinden bu hatayı alıyor. Bir alternatif olarak bulunabilir. Tabii işiniz bittiyse rows ile bunu close ederek kapatabilirsiniz. Bundan sonrası için rows'un kullanımını da engellemiş olur tabii ki. Bu bir püf noktamızdı. Peki ben bunu bir tekil bir veriyi sorgulayacaksam, mesela bir ver sorgusu yapacaksam nasıl olacak? Hani şurada normal bir select sorgusu yaptık ama
buna parametre göndermek istersek, o da kolay aslında. Şurayı kapatalım ki karışmasın. Bu püf noktayı burası için gösterdim. Sonrasında yazmaya başlayalım. Ya da şöyle aşağıdan gidelim biz. Yukarısı farklı. Karışmasın. Şurayı da kapatıyorum.